18 Kasım 2022 Cuma, İzmir At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İzmir programında 8 koşu var. Sadece altılı dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 2 numaralı Boğazlayan ile 5 numaralı Hasan Canım olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. 55 ve 57 kilo arası, AGF oranlarına göre ilk 4 attan biri çok yüksek ihtimalle kazanıyor. Bu konudaki favorimiz 10 numaralı Sefer'in kızı olacaktır. Sefer'in kızı bir süredir takip ettiğimiz bir isim. Neredeyse tüm yarışlarında hep geç kalıyor. Bugün mesafenin uzaması biraz daha işine yarayacaktır. Bu sebeple kazanmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Ancak koşunun ağır tempoda geçecek olması işini biraz zorlaştırabilir. Bu yüzden yanına birkaç isim ekleyeceğiz. Sefer'in kızı yine geç kalırsa ÖLK olarak devreye girecek isim, ekürilerden 6 numaralı Mütercim olabilir. Mütercim, en az kendisi kadar kaliteli ve formda bir ekürü ile yarışacak. Ekürisi de sonlarda yarışa dahil olup kazanabilir. Bu sebeple ekürileri mutlaka kuponlarda bulunduralım. Daha sonra 3 numaralı Canova ve 4 numaralı Esen'in oğlunu yazalım. İkisi de çok hazır ve formda taylar. İlk kum pist yarışına çıkacaklar ancak kum piste yatkın pedigrileriyle, sorun yaşamayacaklarını düşünüyoruz. 7 numaralı Yelkenci ise buranın sigortası olur. Başarılı kum pist yarışları sonrası bugün iddialı olmasını bekliyoruz. Son sıradan kuponlara işaretleyin. Muhtemelen bu 5 isimle bu konuya geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 10, 6, 3, 4, 7 şeklindedir. İkinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 8 numaralı Princess Merito olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oran sıralamasındaki ikinci atların kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek süratli bir isim yok. Kalabalık grupta 13 numaralı Power of Speed liderliği yapabilir. Boş kilosu ile gittiği yere kadar önde gidecektir. Bizim bu konudaki favorimiz hatta tek tuttuğumuz isim 4 numaralı Kupa Onlusu'dur. Bu at uzun süredir iyi koşuyor ama kazanamıyor. İstediği şartları bir türlü yakalayamadı. Bugün Ali Yıldız idaresinde ilk kez yarışacak. Biz bu aprantinin kantarmasına uyacağını düşünüyoruz. Bu ikili eğer uyumlu olursa bu yarışın kazananı olurlar. 4 numaralı Kupa Onlusu, bizce yakaladığı bu uygun grubu geçecektir. Biraz riskli olsa da, günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda, yamak 2 sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir.
Takı değişikliği yapan tek isim, 4 numaralı CEO Sun olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. AGF oranlarına göre ilk 3 attan biri çok yüksek ihtimalle kazanıyor. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Değirmendere Bey'i alacaktır. Stili rakibi olarak sadece 8 numaralı Wild Ocean koşuyor. Ancak ondan etkileneceğini düşünmüyoruz. Değirmendere Bey'i bu grupta temposunu kurup çıktığı gibi getirebilir. Bizim net favorimizdir. Eğer Değirmendere Bey'i eksik koşarsa, devreye girebilecek tek isim 4 numaralı CEO Son olabilir. Çok formda olan bu at Değirmendere Bey'inin eksik koşmasını bekleyecektir. Bizce bu iki at bu koşu için yeterli olur. 2 ile 4 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. Dördüncü ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, kısa vade 7 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. AGF oranlarına göre ilk 3 attan biri kazanıyor. Bu atların 60 kilo ve üstü olduklarını belirtelim. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 3 numaralı Junior Çınar ve 4 numaralı Kick Colin, liderliği alabilecek süratli isimlerdir. Muhtemelen bu ikiliden 4 numaralı Kick Colin tempoyu belirleyen at olacaktır. 4 numaralı Kick Colin, bu aralar çok formda. Bazen beklenenin altında performans gösterse de, yarışı yüksek tempoya sokacak bir rakibi çıkmazsa, düzlükte de kesmiyor. Bu sebeple bizim net favorimizdir. Bizce en ciddi rakibi, onu yakından tanıyan 3 numaralı Junior Çınar olacaktır. Rakibini yakın takip edip bir boydan fazla avans vermezse, düzlükte onu atlayabilecek kapasitededir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Son olarak, yarışın hafif süratli tempoda geçme ihtimaline karşı, 5 numaralı Zlatibor'u yazalım. Zlatibor, bir süredir kazanamıyor olsa da, bu rakipler arasında iddialı olabilir. Özellikle yarış içi şartlar lehine gelişirse, mutlaka etkili geleceğini düşünüyoruz. Son sıradan yazalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 4, 3, 5 şeklindedir. Beşinci ayak. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 2 numaralı Hızler ile 5 numaralı Özgün efsanesi olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. 55 ve 57 kilo arası, AGF oranlarına göre ilk 4 attan biri çok yüksek ihtimalle kazanıyor. Bu koşuda tempoyu eküriler belirleyecektir. 1 numaralı Baydoğan ve diğer ekürilerden 8 numaralı Altyol, öne çıkacak olan hafif süratli atlardır. Biz 1 numaralı Baydoğan'ın daha baskın çıkarak temposunu kurmasını bekliyoruz. 1600 metrelik bu yarışta, eğer tempoyu ağır tutabilirse, 1 numaralı Baydoğan çıktığı gibi bitirebilir. Bizim net favorimizdir. İyi koşup kazanamayan isimler bir arada olduğu için riske girmemek gerekir. Rakiplerini de yazalım. 7 numaralı Varlıklı Şah, son yarışında kıpırdadı. İdmanlarında tatlı tutuluyor olsa da, bugün iddialı koşabilir. İhmal etmeyelim. 2 numaralı Hızlı Er ile, son yarışında takip için önerilen 9 numaralı Çamönü Hatun'unu da bu koşuda mutlaka yazalım. Bu atların yarış kazanması uzun sürmeyecektir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1, 7, 2, 9 şeklindedir. Altıncı ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 11 numaralı Kondu Bey olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Her türlü sonuca açık olduğunu söyleyebiliriz. AGF oranlarına göre ilk 3 isim daha çok kazanmış olsa da, %1 gibi sürpriz sonuçların çıktığını da gördük. Bu koşuda birden fazla süratli isim var. Fakat çok süratli değiller ve yarış içi start çıkışına göre konumlanıyorlar.
1 numaralı şifne Efes'i ve 3 numaralı Dirlik, normalde bugün tempoyu belirleyebilecek isimlerdir. Fakat yarış günü farklı taktikle koşabiliyorlar. Öne çıkacak bir isim olmazsa, 5 numaralı Tunç Şah da liderliği alabilir. Bunun gibi hafif süratli birkaç isim daha var. 5 numaralı Tunç Şah, yine kendi yarışını yapıp önlerde iyi yer tutarsa, bugün de kazanan olabilir. Son yarışında Plevneli'yi düzlükte atlayıp yarışı kazlamasını bilmişti. Önceki yarışında ise, bu gruptaki çoğu atı kolay geçmişti. Bu aralar hayatının en iyi durumunda olan 5 numaralı Tunç Şah, eğer formundan bir şey kaybetmediyse, bugün de kazanacaktır. Net favorimizidir. Bizce ilk rakibi, sürpriz konumdaki 10 numaralı Oğlum Mutlu olabilir. Oğlum Mutlu, satış koşusundan sonra kısa bir araya girdi. Bu yarış için yapmalı olduğu hazırlıklarını beğendik. Bomboş kilosu ile iddialı olmasını bekliyoruz. İdmanlarını yaptıran İbrahim Sefa Söğüt ile yarışacı olan 10 numaralı Oğlum Mutlu'yu bugün sürpriz severler mutlaka değerlendirsinler. Daha sonra, Mustafa Çiçek idaresinde yarışacak olan 3 numaralı Dirlik, Halil Kaplan idaresinde 4'te 2 yapan 6 numaralı Dağın Ateşi, sprint mesafesini ayarlarsa iddialı olabileceği 7 numaralı Son Parıltı ve ağır kilo ile yarışacak olsa da liderliği alırsa ters koşabilecek durumdaki 1 numaralı Şifne Efes'ini yazıp bu ayağı geçmeye çalışalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5, 10, 3, 6, 7, 1 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2014 yılına götüreceğiz. 2800 metre mesafeli, Grup 1 çim pist yarışını, 2 numaralı Blaze to Win, Halis Karataş idaresinde burun farkı ile kazanmıştı. Black King ve Hard Baby ile burun buruna fotoda biten bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Start verildi ve 2014 yılı Ankara koşusu başladı. 5 numaralı Hard Baby çıkışta 1,5 boy kadar geride kaldı. Koşunun liderliğini 3 numaralı Galip Han üstlendi, 2 boyda fark yaptı. İkinciliğe 2 numaralı Blaze to Win girdi. Blaze to Win'in yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda Hard Baby var. 2,5 boy geride 1 numaralı Black King 4. sırada. Black King'in 1,5 boy gerisinde son sırada da 4 numaralı Junior Piyanist sırasıyla safkanlar 2200 metre start yerine ulaşmak üzere. Koşunun liderliğini 3 numaralı Galip Han sürdürüyor. Fark 2,5 boy. İkincilikte şimdi 5 numaralı Hard Baby var. Hard Baby'nin 2 boy gerisinde 2 numaralı Blaze to Win 2200'ü 3. geçti. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Black King 4.lükte 1,5 boy geride. Son sırada da 4 numaralı Junior Piyanist sırasıyla 2000 metre start yeri geçirmek üzere. Temposunu biraz daha artırdı 3 numaralı Galip Han. Farkı şimdi 5 hatta 6 boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numaralı Hard Baby var. Onun 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Blaze to Win 3.lükte. Blaze to Win'in 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Black King, onun 3 boy kadar gerisinde de 4 numaralı Junior Piyanist sırasıyla Taylar 1600 metre start yerine ulaşmak üzere. Koşunun liderliğini sürdüren 3 numaralı Galip Han 4,5-5 boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Hard Baby 3 boy gerisinde 2 numaralı Blaze to Win, onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Black King, Black King'in 2 boy gerisinde 4 numaralı Junior Piyanist bulunuyor. Bu sırayla Taylar 1400 metre start yerini de geçti. Fark 2,5 boya kadar düştü, yine de 3 numaralı Galip Han önde. 5 numaralı Hard Baby yine ikincilikte. Hard Baby'nin 2,5 boy gerisinde 3. sırada 2 numaralı Blaze to Win var. 4.lükteki isim değişti. Şimdi 4 numaralı Junior Piyanist girdi. 1 numaralı Black King 5.lükte kaldı. Bu şekilde 1000 metre start yerine yaklaşıyor Taylar. Koştaki liderliğini 2,5 boy farkla sürdürüyor 3 numaralı Galip Han. İkincilikte 5 numaralı Hard Baby 1 boy gerisinde, hatta şimdi sağrısında 2 numaralı Blaze to Win var. Onun 1 boy gerisinde. Dışta 4 numaralı Junior Piyanist, içinde de 1 numaralı Black King sırasıyla son 800 metreye geçilmek üzere. 3 numaralı Galip Han liderliğini son 800 metreye taşıdı. Fark 2 boy. İkincilikte içte 5 numaralı Hard Baby var. Hemen dışında 2 numaralı Blaze to Win. 2,5 boy geride 4. sırada 1 numaralı Black King. Hemen dışında da 4 numaralı Junior Piyanist sırasıyla son 600 metreyi geçiyor Taylar. 3 numaralı Galip Han düzlüğe de
bir boy farklı önde çıktı. İkincilikteki 2 numaralı Blaze to Win şimdi yaptığı ataklarla son 400 metre geçirirken onu yakaladı. Ondan liderliği almaya çabalıyor. Dışından 4 numaralı Junior Pianist'in bu iki safkanın ortasından Black King'in gayretleriyle Tyler son 300 metreyi geçti. Bariyer dibinden 5 numaralı Heart Baby ortadan Blaze to Win, yanından Black King yüklendiler. Son 150 geçirirken dıştaki 2 numaralı Blaze to Win önde, ancak içeriden Black King geliyor. Son 50'yi dışarıda Blaze to Win, içeride Black King, onun içinde Heart Baby, dışarıdan tekrar Blaze to Win de geldi. Uçak beraber geçti fotoyu. Enişteki dişi tay 5 numaralı Heart Baby'ydi. Onun dışındaki 1 numaralı Black King, onun dışında da 2 numaralı Blaze to Win var. Hangisi kazandı Ankara koşusunu? Bunun kararını varış hekenleri verecek.